Herkese merhaba. Bugün sizinle doğal görünümlü bir tan makyajı yapacağım. Bunu liseye gidenler, üniversitede de kullanılabilir. Böyle çok doğal, natürel bir görüntü için tercih edebilirsiniz. Hatta fondöten kullanmadan uygulayacağım ki biliyorum çoğu insan fondöten uygulamayı sevmiyor ve zaten yaş olarak da fondöten uygulamasına gerek olmuyor. O yüzden fondötensiz doğal bir makyaj yapacağım. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Öncelikle cildimi nemlendiriyorum. Nemlendirme aşamasını ben az önce yaptım. Daha sonra cildime bir likit highlighter uygulayacağım. Bunun için bu çok ucuza bulabileceğiniz 7 lira gibi bir şey. Flormar'larda Flormar'ın ürününü kullanabilirsiniz. Çok az elime alıyorum ve bunu tüm cildime uyguluyorum. Özellikle elmacık kemiklerime, burnuma, alnıma ve çeneme olmak üzere. Bu daha parlak ve canlı bir görüntü sağlayacak. Belki şimdiden bile fark ediliyordur ışıltı. Şimdi kapatıcıya geçiyorum. Fondöten kullanmayacağım için cildimin kusurlu yerlerini ya da kusurlu gördüğünüz herhangi bir sivilce kızarıklığınız varsa renk eşitliği sağlamak için oraları kapatacağım. Ben cildime yakın olması için çok az bu Essence Match to Cover kapatıcısının koyu renginden alacağım fırçama. Ve göz altlarımı kapatacağım. Ama dediğim gibi çok yoğun bir kapatma değil, çok az ürün alıyorum. Ve sadece bu iç taraflarda yoğunlaşarak kapatıyorum. Farkı zaten siz de göreceksiniz. Görüyorsunuzdur. Çok az ürünle de bu morlukları kapatabilirsiniz. Evet, göz altlarımı nötrledim. Göz kapaklarım gördüğünüz gibi birazcık damarlı ve daha kızarık görünüyor. Oraları da çok küçük bir kapatıcı yardımıyla eşitleyebilirsiniz. Özellikle burun kenarlarımız kızarık oluyor. Oraları da kapatıcıyla nötrlüyoruz. Dediğim gibi çok çok az ürün alıyorum. Benim cildimde herhangi bir sivilce yok şu an. O yüzden bu kadarı benim için yeterli oldu. Eğer sivilceleriniz varsa yine küçük küçük kapatıcınızı sivilcelerin olduğu yerlere uygulayıp elinizle yedirebilirsiniz. Şimdi sıra geldi kontür uygulamasına. Kontürü tabii ki de çok ağır yapmayacağız. Tam elmacık kemiklerimin altına, zaten burada bir küçük bir gölge var, oraya uyguluyorum bronzerımı. Aslında sıvı bronzerlar daha doğal bir görüntü sağlıyor ama benim elimde şu an yok. Birazcık alnıma. Bunu da yukarı doğru dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi yüzüm bir boyut kazanmış oldu. Aynı şekilde çene altıma. Göz kapaklarıma, daha doğrusu göz çukurlarıma. Uyguluyorum. Sıra geldi göz makyajına. Az önce kullandığım sıvı highlighter'ı, bunu aydınlık, parlak bir farla da yapabilirsiniz. Göz kapaklarıma süreceğim.
daha fresh görmesi için sıvı ürün kullanıyorum. Burnumun çukuruna, ucuna ve göz pınarlarımı uyguluyorum. Ve şöyle gözümün dış köşesine. Şimdi kirpik diplerime bir siyah kalem kullanacağım. Bunu birazcık dışarı taşırabilirsiniz, dağıtacağız. Şimdi dağıtıyorum. Farkı görüyorsunuzdur. Bu daha belirgin bir görüntü sağladı. Daha sonra rimelimi uyguluyorum. Rimel olarak Volume Million Lashes L'Oreal'in şu an ilk defa açacağım, kullanacağım. Umarım güzel bir rimeldir. Evet, fırçası sevdiğim gibi şöyle kalın. Çok fazla kat kat sürmüyorum. Özellikle diplerinde yoğunlaşıyorum ki kirpiklerim daha kalın, volümlü görünsün. Bu şekilde dibine uygularsanız daha doğal duracaktır. Çünkü uçları böyle boyalı boyalı olmayacak. Kirpiklerime çok az dokunduruyorum sadece. Kaşlarımı tarıyorum. Yukarı doğru tarıyorum. Sonra düzeltiyorum. Daha sonra allığımı uygulayacağım. Allık olarak The Balm'ın Down Boy'unu kullanıyorum. Çünkü bu allık inanılmaz doğal gösteriyor yüzü. Bunu da Real Techniques'in fırçasıyla uygulayacağım. Doğal bir görüntü istediğimiz için allığımızı şöyle yanaklarımıza doğru indirebiliriz. Doğal bir kızarıklık gibi olması için. Daha sonra da bir transparan pudrayla parlama yapacak noktaların üzerinden geçiyorum. O da alnım, burnum, ve çene. Ruj olarak da bir parlatıcı kullanacağım. Bu da Sephora'nın size favoriler videomda gösterdiğim lip gloss'u. Ve makyajım bitti. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.